Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çin dış politikasından bahsedildiğinde karşımıza en çok çıkan kavramlardan biri de barış içinde bir arada yaşamanın 5 ilkesi. Peki nedir hocam barış içinde bir arada yaşamanın 5 ilkesi? Bize biraz anlatabilir misiniz? Birbirinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine karşılıklı saygı, karşılıklı saldırmazlık, karşılıklı olarak birbirlerinin iç işlerine karışmama, eşitlik ve karşılıklı yarar ve barış içinde bir arada yaşama. Bunlar 1954 yılında Hindistan'da Çin'in Tibet meselesi üzerine bir toplantıda bir araya geldikleri sırada Zhou Enlai hem başbakan hem de dışişleri bakanıydı Çin'de bir dönem. Orada sunulmuş ilkelerde her iki ülkede bu ilkeler üzerine mutabık kaldılar. Tibet meselesi de aslında iki ülke arasında çözüldü bir anlaşmaydı. Sonuç olarak Çin'in burada elinde yeni bir dış politika manifestosu oldu. Bu beş ilke. Yani Çin'in dış politikadaki en önemli manifestosu yol haritasıydı. Daha sonra da manifesto ve yol haritası olmasının yanında diğer ülkelere yönelik olan taahhüdüydü. Yani Çin emperyalist bir ülke değildir, olmayacaktır, asla hegemonyacılığın peşinde koşmayacak, asla hiçbir ülkenin toprağına gözünü dikmeyecek. Dolayısıyla bu özellikle 21. yüzyılda Çin'in geldiği konum itibariyle çok daha anlamlı hale gelmiştir 5 ilke. Belki Soğuk Savaş ikliminde bu kadar anlamı yoktu ama o iki kutuplu sistemin içinde bugün gelinen noktada Çin'in en çok karşılaştığı eleştiri işte Afrika'da, diğer bölgelerde tırnak içerisinde yeni sömürgeci güç şeklinde ithamlara uğraması ki Çin 1954'ten bu tarafa bu 5 ilkeyle aslında hiçbir zaman Çin'in böyle olmayacağının güvencesini vermiş ve Çin bugüne kadar hep 3. dünyanın şimdiki modern, popüler ismiyle küresel güneyin bir parçası olduğunu ve gelişmekte, kalkınmakta olan bir ülke olduğunu söylemiştir. Hiçbir zaman Çin çıkıp ben dünya gücüyüm, ben hegemonyayım veya güç merkeziyim dememiştir. Dolayısıyla bütün bunları bir araya getirdiğinizde 5 ilke daha da anlamlı olmaktadır. Çin her zaman diplomasiye güvenmiş ve sorunları diplomasiyle çözmeyi tercih etmiştir. Bu bağlamda da sorunların askeri güç kullanılarak, kuvvet kullanılarak çözülmesine de karşı çıkmıştır. Bu nedenle Çin hep askeri paktlara karşı çıkmıştır. Askeri paktların savaş nedeni olduğuna inanmıştır. Örneğin Şangay İşbirliği Örgütü'nün kurulması biliyorsunuz daha çok sivil bir girişimdir. Hiçbir askeri boyutu yoktur. Hatta Rusya uzun zamandan beri bu örgüte bir askeri kimlik kazandırma için çok çaba sarf etmiştir. Ama Çin buna karşı çıkmıştır. Onun için Çin'in özellikle meselelere bakış açısı bu biraz önce bahsettiğimiz 5 ilke üzerinden, diplomasi üzerindendir. Bu noktada son dönemde Orta Doğu'da ortaya çıkan çatışma sürecinde Çin'in askeri müdahalede bulunacağı gibi bazı iddialar da hep uluslararası medyanın gündemine gelmiştir. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi Çin kesinlikle askeri angajmana yaklaşmaz, askeri angajmanı benimsemez. Meselelerin diplomasi üzerinden çözülmesini, Birleşmiş Milletler üzerinden çözülmesini her zaman tercih eder. Bu bağlamda da küresel güvenlik girişimini Çin geliştirmiştir. Burada güçlü bir Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve güçlü bir uluslararası hukuku öngörür. Bu nedenle Çin meşru müdafaa olmadığı sürece yani kendi ulusal güvenine yönelik bir saldırı olmadığı sürece ya da Birleşmiş Milletler'in barışı koruma, barışı tesis etme görevlerinin dışında hiçbir ülkede ki bunun içinde Ukrayna da dahil, Gazze'de dahil hiçbir ülke için herhangi bir savaş angajmanına, askeri angajmana girmez. Çünkü Çin'in geleneksel dış politikası bunu yasaklar. İşte bu beş ilkenin ilkelerini okuduğunuz zaman zaten satır aralarında bunu göreceksiniz.